Merhaba hobidaşlar. Bugün sizlere Shimano Nasci FB 3000 bakımını yapacağım. Makinemizin özellikleri kabaca X-Chip ve Hagane konseptine sahip. 9 kilogram maksimum halama kuvveti var. 6.2 bölü 1 devir, 1 turdan 91 santim sarım yapmaktadır. Toplam ağırlığı ise 250 gramdır. Misine kapasitesi ise 0.25 milimetre misineden 210 metre sarım yapmaktadır. 0.30 milimetreden ise 130 metre sarım yapmaktadır. Evet, zaman geçirmeden makinamızın bakımına başlayalım. Karbon alaşımlı rotor ve gövdeye sahiptir makinemiz. Bu yüzden oksitlenmelere karşı daha dirençlidir. Yani tuzlu suda kullanımı daha iyidir. Daha zor, daha uzun süre zamanında paslanma, oksitlenme olabilir. O da siz makinenizi avdan sonra gelip temizlemezseniz, tatlı suya tutup üstündeki tuzlu suyu akıtmazsanız ve bu şekilde defalarca ava giderseniz, tabii ki o zaman makinenin ömrü gövdesinde değil de iç aksamlarında oksitlenmeler, kılavuzlarında oksitlenmeler illaki görülecektir. Evet, yosunlar yapışmış görüyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi maalesef hobidaşımız avdan geldikten sonra makineyi şöyle bir tatlı suyla durulamamış. Koruma kapağımız. İç kısma su geçirmemesi için contamız.
Gövdeye su geçirmemesi için bir o-ringimiz daha var. İçeride bir O-Ring'imiz daha var. Pinyon dişlimiz. Ana dişlimiz. İçerisinde kum tanecikleri var. Evet, elime geliyor. Dişlilerden. Evet. Maalesef bu kum tanecikleri dişlilerimizin çok daha çabuk aşınmasına neden oluyor. Bu ilaçlarıma tavsiyem kumlu meralarda lütfen makinalarınızı kumun üzerine koymamaya çalışın. Eğer çok sık kumlu alanlara gidip hani ben o kadar dikkat edemiyorum diyorsanız 6 ayda bir mutlaka makinalarınıza bakım yapmanızı, yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bazı eli yaktı hobidaşlarımız olabilir. Hani söküp takabilirler makinelerini ama bu işi daha iyi bilen birilerine yaptırırsanız bilmiyorum yani sizin için daha avantajlı olur. Sonuçta bu makineler fiyat olarak az bir para değil. Allah makinalarımızın kıymetini bilelim. Şimdi bu makinamızın içini güzelce temizleyeceğiz. Yani kum tanecikleri geliyor sürekli elime. Ve zaten hobi dışımızda arkadaşımız şikayetinde içinden sesler geliyor demişti. Zaten büyük ihtimalle seslerinin gelmesinin sebebi bu kum taneciklerinden büyük ihtimalle evet.
Evet arkadaşlar. İçinde bayağı bir kum taneciği var yani. Makaramızın kalama bölümünü de açalım. Maalesef kavanozun içerisinde de pislikler var. Evet, görünüyor mu bilmiyorum ama çok az kum tanecikleri var ama makinenin içindeki kadar değil. Burada daha az. Kollarında yok. Benim gördüğüm kadarıyla makina biraz fazla yağlanmış. Yağlar üstünde kurumuş. Dış kısmında evet buralarda kum tanecikleri var. Evet arkadaşlar bakın kum tanecikleri ve yosun parçaları herhalde bunlar. Kılcal kılcal. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu makinamızın parçalarını güzelce temizleyeceğiz. Yağlamalarını yapacağız. Tamamlayacağız. Ve toplayacağız. Evet arkadaşlar. Makinamızın bütün parçalarını temizledik. En ince ayrıntısına kadar. İçinde bayağı kum tanecikleri vardı. Bunları güzelce asöpücüye yatırdık. Fırçayla, fırça yardımıyla güzel bir şekilde temizledik. Bütün parçalarımızı. Şimdi makinamızı toplamaya geçeceğiz. Bu makinamızda Cora Protek su geçirmezlik sistemi var. Yani bu nedir? O-ringlerimiz sayesinde makinenin içerisine su almaması engellenmeye çalışılmış. Kalama kapağımızda sızdırmazlık çantası var. Rulmanların dış taraflarında o-ringleri var. Buna rağmen içerisine kum tanecikleri girebilmiş. Daha önce de dediğim gibi kumlu meralarda av yapıyorsunuz. Makinelerinizi kuma koymamaya çalışın. Eğer buna dikkat edemiyorsunuz, kuma koyuyorsunuz. Yani bir şekilde kum
içerisine giriyor işte. Yani susuzdurmazlığı olsa dahi yine de içerisinde kum tanecikleri vardı. Eğer dediğim gibi bu tür meralarda sık av yapıyorsanız makinalarınıza en fazla 6 ayda bir mutlaka bakım yapın veya yaptırın. Evet, şimdi toplamaya geçelim.
这一次，我真的睡着了。Evet arkadaşlar,
Makinemizin bakımını bitirdik. Makinemizde içerisinde kumlar vardı. Sıvı yağ dökülmesinden dolayı içerisindeki yağlar erimiş. Eridiği için de dişliler yağlanma olayı yapmıyordu. Böylelikle bir bakımımızı daha tamamladık. Siz o bizlaşlarımdan benim ricam sadece makinalarınıza avdan geldikten sonra tatlı suya makinalarınızı kapasını tuzlu suyun kapasını alacak şekilde tatlı suyla bir durulayın, yıkayın ve ondan sonra güzel kuru bezle silin ve sadece kılavuz yüzüğüne, kılavuz kullanına sadece sıvı yağı buraya damlatın ve şöyle çevirin. Yani başka herhangi bir şey yapmayın. Çünkü bu makinelerin içine sürülen yağlar gres yağlar, özel yağlardır. Yani bu makinelerin içine sıvı yağ dökmekle makinenin dişli taraflarını daha çok çamurumsu bir vaziyete sokarız. Ve dışarıdan yağlamalar daha çok kumun, tozun, toprağın üzerine yapışmasını sağlar. Onun için bunlara özen gösterirseniz iyi olur. Videolarımı beğenip abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Oltası sulular herkese rastgele.